Niye gelmedin ya? Başkanının konuşmaları arz ederim. Rumlar bize bekledim de gelmedin şarkısını çalarlardı. Anadolu'da da bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Seversin de ne demek? Ben zaten Türk milletinin ta kendisiyim. Osmanlı Devleti adadan çekilirken Kıbrıs'ta kalan Türklerim. Donanma adadan çekilirken biz size güle güle demedik. Siz bize elveda demediniz. Çünkü biz sizi bu topraklara tekrar gelmeniz için o günden beri beklemeye başladık. 82 yıl sonra Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı adaya ayak bastı. Kapsamlı bir anlaşma dedik. Ama Rumların hedefi Enosis'ti. Rumların hedefi 12 adalardan sonra Kıbrıs'ı da 13. ada yapmaktı. Rumların hedefi Kıbrıs'ın da Girit olmasıydı. Ama bilmezlerdi ki Kıbrıs Türk halkı ecdadından almış olduğu o güçle buralarda direnecekti. Mücahit olacaktı. Mukavemetçi olacaktı. Mehmetçiyi bekleyecekti. Nefesini tutuyordu. Çünkü Türk milleti ve Türk askeri bizim bedenimizdeki candı, damarımızdaki kandı. Mutlaka gelmeliydi, gelecekti. Geldiydi, gelecekti, gelemediydi. Uçaklar semalarımızda uçtu. 24 Aralık'ta Lefkoşa semalarında, Erenköy'de mücahitlerin imdadına yetişti Türk jetleri. 1967'de Türk donanması Kıbrıs açıklarına kadar geldi. Ama fiili olarak Kıbrıs'a çıkmamıştı. Bekledim de gelmedin şarkıları yükselirdi. Ama Türk askeri mutlaka gelecekti. Bunu mücahitlerimiz biliyordu. Mukavemetçilerimiz biliyordu. Kadınlarımız, çocuklarımız hepsi de bunları biliyordu. Bir gün gelecekler, yeniden ana vatana kavuşacağız. Yeniden milletimize kavuşacağız. İnanmayanlar vardı. İşte biz Kıbrıslıyız, Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Halklar kardeşti diyenler de çıkıyordu. Ama nerede? Eli kanlı papazları gördük, EOKA'cıları gördük. Rum liderlerinin hepsini gördük. İlericisini de gördük, devrimcisini de gördük, sağcısını da, EOKA'cısını da gördük. Hepsi de Enosisçi, hepsi de Panhelenist, hepsi de Büyük Yunanistan'ı kuracaklar. Onun peşindeydiler. Mücahitler direniyordu, mukavemetçiler direniyordu. Göçmenlik vardı, açlık vardı, yokluk vardı, susuzluk vardı. Çaresizlik vardı, kayıplarımız vardı, acılarımız vardı, gözyaşlarımız vardı. Ama umutlarımız tükenmiyordu. Gelecekler, mutlaka gelecekler. Ve işte 20 Temmuz sabahı şafak vakti, kahraman Türk ordusu hem havadan hem denizden geldiler. Hoş geldiler, sefa geldiler. Artık bu topraklardan
1878'deki gibi geri gitmeyecekler. Bu topraklarda onlar da ev sahibidirler. Hem garanti anlaşmalarından dolayı ev sahibidirler, hem de biz de Kıbrıs Türk halkı da Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne mutlu Türk'üm diyen herkesin milli devletidir. Bu milli devlete sahip çıkmak hepimizin görevidir. Şehit ailelerinin, gazilerinin, yeni yetişen yeni neslin herkesin görevidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmazsa olmazımızdır. Türk ordusu olmazsa olmazımızdır. Mücahitler olmazsa olmazımızdır. Artık et ve tırnak gibiyiz. Hepimiz bir bütünüz. Gazi Mausa gazilik unvanını nasıl aldı? 36 tane şehit verdi. Geri kalan mücahitlerimiz ya malul gazi oldu ya da gazi oldu. O gazilikten, malul gazilikten, o aziz şehitlerinden ilham alarak Mausa şehrimize gazilik unvanı verildi. O gaziliği yaşatmak, mücahitlerimize layık olmak için ay yıldızlı bayraklarımız Gönder'de dalgalanmaya devam edecek. İstiklal Marşı'nı söylemeye devam edeceğiz. Şair ne dedi? Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can vermez sırrına erenlerindir. Can vermez sırrına erişmezseniz bu toprakları vatan yapamazdık. Ama can vermez sırrını taşımazsak bu devleti yaşatamayız. Bu toprakları vatan olarak devam ettiremeyiz. Bunu da çok iyi bileceğiz. Aldanmayacağız. Bakın Gazze'de neler oluyor. Nerede bu Avrupa Birliği? Bakın Gazze'de neler oluyor. Nerede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi? Bakın Gazze'de neler oluyor. Nerede insan hakları dernekleri? Nerede Birleşmiş Milletler'in evrensel insan hakları beyannamesi? Bunları iyi düşünün. Uluslararası kamuoyu Türk askerini Kıbrıs'ta istemezmiş. Uluslararası kamuoyu Kıbrıs'ta iki devletliliği kabul etmezmiş. Etmesinler. Bize bu devleti, bu toprakları kimler hediye etti? Şuheda fışkıracak, toprağı sıksan şuheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin beni vatanımdan dünyada cüda dediğimiz o aziz şehitlerin, o kahraman gazilerin hediyesidir bize bu topraklar, bu devlet. Onun için onlar öyle demiş deseler, desinler, aldanmayacağız. Kendi kendimizi de aldatmayacağız. Kıbrıs'ta barış, elbette dünyada barış. Ama önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Önce ya istiklal ya ölümle ulaştığımız bu vatan topraklarını korumaktır. Kıbrıs'ta barış olsun diye Maraş gitsin, Mezarya gitsin, Karpaz gitsin. Devletten vazgeçelim. Türk ordusu adadan çekilsin. Böyle barış kabul edilemez. O Mondros Ateşkes müzakeresine benzer. Ne olduydum Mondros Ateşkes müzakeresinden sonra? Emperyalist güçler Anadolu'yu gelip hepsini işgal ettiler. Yunanlısı, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Ermenisi. Dolayısıyla elbette dünyada barış olsun, Kıbrıs'ta barış olsun ama dünyadaki barışı maalesef bizim elimizde değil. Barış elbette güzel şey, güzel sözcük. Fevkalede güzel bir duygu. Ama Mustafa Kemal ne dedi? Bağımsızlık benim karakterimdir. Ya istiklal ya ölüm dedi. Vatanı kurtardı. O da yara aldı ve Mustafa Kemal'e de Gazi Mustafa Kemal unvanı verildi.
Mausa'mıza da Gazi Mausa unvanı verildi. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hayattan göç eden gazilerimize de rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün gazilerimize, Mehmetçik olsun, mücahit olsun, mukavemetçi olsun, mücahide olsun, hepsine de sağlıklı ömür diler. Saygılarımı sunuyorum.